Evet Murat abicim. Ee, çok istiyorlar. Yani şampiyonluğu çok istiyorlar. Her şeylerini ortaya koymuşlar. Ee, i̇şte bir sakatlandıkları zaman olan üzüntüleri görülmeye değer. Yani o sakatlığın hedeflerinden uzaklaştıracağını hissettikleri zamanki o üzüntüleri, o hırsları gerçekten yani hepimize yansıyor. Ayşe de e, burada inanılmaz hırslı, inanılmaz istiyor bazı şeyleri. Orada Eli geçerken elini yana koydu. Hı -hı. Orada bir yer kesti elini. Orada Tabii. bir şey vardı herhalde. Orada elini kesti. Ve o anda fark etmedi fark o hırstan. Anlık böyle bir Tabii. ah diyordu sonra şey oldu. Yani şu anda o kadar istiyorlar ki yani ne olursa olsun hissetmiyorlar. Yani o kadar kendini vermişler. Sona doğru artık bu kadar emeklerinin boşa gitmemesi adına. Aferin yani şu anda dörtlüğü izlerken ben o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani onların bu özverileri, istekleri, Survivor'a verdikleri... Her şeyiyle aferin çocuklara yani şu andan itibaren onlarla ilgili hep güzel şeyler konuşmak istiyorum ben. Onlarla ilgili en ufak bir eleştiri yapmak istemiyorum. Zaten bu saatten sonra bizim üzerimize düşen de budur abi, Murat abi. Ya yeter yani Gelmişti yapacağımızı şimdi, yaptık. Abi. Yani işin son noktasına geldik. Evet. Yarın iki yarışmacı SMS'e girecek. Ondan sonra üçlü SMS olacak. Ondan sonra şampiyonluk SMS'i olacak. Sezon boyunca yarışmacılar yapacaklarını yaptılar. Biz de bütün sezon boyunca konuşacağımızı konuştuk. Veda partisi yaptılar. Veda partisi yani yaptılar. Yani şimdi bu dört tane arkadaşımız veda partisi yapmışlar. Orada eğlenmişler. Artık geliyorlar İstanbul'a. Artık her şeyi halk belirleyecek. Artık yani, onların yani top artık insanlar elinde. Onların artık birbirleriyle yapacakları şeyleri artık şu andan itibaren konuşmanın da bir alemi yok. Zaten geldiler. İstanbul'a mı geliyorlar? Şimdi mi gelecekler? 10 dakika sonra mı gelecekler? Allah yollarını açık etsin. Kardeşim. Amin. Biz görevimizi yaptık şu saatten sonra şu dakikadan sonra biz yorumlarımızı yaptık. Bundan sonra zaten yarın da artık SMS e açılıyor. Halk oylarını verecek. Allah yollarını açık etsin. Murat Özer olarak şu andan itibaren onlar için hep güzel şeyler söylerim. Benim ağzımdan kimse onlarla ilgili herhangi bir eleştiri alamaz. Benim için bitmiştir artık onlar. Allah yolları aç kesin kardeşim. Ee, sevgili yolcularımız Murat Özöre'yi e Tarkan azalda durmuş uçağımız iniş noktasına yavaş yavaş ulaşmak üzeredir. Öyle mi? Ee, size hayırlı inişler diliyoruz. Survivor <laughs> Extra artık uçağı burnu piste indirmeye <laughs> yanaşmıştır. Tabii. Gemi limana giriyor hocam. <laughs> yani. Gemi limana giriyor. Girecek. Girsin artık her şeyin bir sonu var. <laughs> Okyanusları aştık. Tabii. Dağları, tepeleri evet. geçtik. 6 ay oldu. 6 ay oldu oldu. 6 aydır her, gece, yayınları. her gece tartıştık. Ee, eleştirilerimizi yaptık. Ha, iyisiyle yaptık, kötüsüyle yaptık. Vicdanımız rahattır. O konuda bir problem yok. Hepimiz elimizden geldiğince ha biz de dört dörtlük değiliz yani. Her söylediğimizde doğru olmadı. Her söylediğimizde e, biz de yanlışlar yapmışızdır. Ama artık bu dört arkadaşımız Allah yollarını aç etsin. Hepsini yürekten kutluyorum buraya kadar gelmişler. Hangisi şampiyon olursa başımızın tacıdır ve zaten Allah'ı xeyrəse perşembe gecesi de programımız olursa burada zaten şampiyonu da kutlayacağız. Yarın da canlı yayını izleyeceğiz. Bundan sonra hepsi Bundan hepsi sonra işin keyfi. Tabii. Bundan sonra işin keyfi. Keyif kalır. Artık. Ama yine de hani oyunla ilgili ufak tefek Herhalde, değerlendirmeler canım. işte Ama şöyle şey. yani Batuhan bunu yaptı, Ayşe bunu yaptı, o bunu yaptı filan benden finito. <laughs> Allah yollarını açık etsin kardeşim. Anladın? <laughs> Yeter yani yapacağımız yaptık şimdi <laughs> rahat bırakalım çocuklar. <laughs> <laughs> Bir bırakın bizi diyorlar yani. Düşün yakamdan Murat e, abi. Düşün yani. yakamızdan diyorlar. Artık bırakalım. Allah kim hak ediyorsa onu zaten ödülünü verir. Buyursunlar. Ama gerçekten Murat abi çok doğru söylüyor. Bu gece mesela bak ilk kez burada kartların dördü de açık. Normalde bizim masamızda sadece değişikken olarak isimler burada ikişer kişi olarak gözüküyordu. Bugün artık dört kişi kaldılar. Dört kart da açık. Bundan sonra bir konser izleyecek miyiz? Hayır. Bir oyun izleyecek miyiz? Hayır. Bir ada görüntüsü izleyecek miyiz? Hayır. Bitti artık. Bundan sonra yarışmacılarımız seyircileriyle hem fiziksel hem de e, televizyonda İstanbul'da olarak buluşacaklar. Bence de bundan sonra kimseye orada haklı haksız bulmak düşmez. İstek konusuna son derece katılıyorum. İşte Ayşe'nin görüntüleri, e, işte orada elinin kesilmesi canın acımasına rağmen o hali Nisa'nın mesela günlerdir dokunulmazlıklarda aslında çok fazla geri planda kalmasına rağmen bugünkü oyundaki mücadelesi ve aldığı başarı. Hani biz beklemiyorduk mesela Nisa'yı aslında kaç gündür görmüyoruz bireysel dokunulmazlıklarda. Bugünkü o isteği, Batuhan'ın hırsı, Adem'in konsantrasyonu artık onlar kendi aralarında da birbirlerine ayrıldılar bu arada. Yani onların arasında da artık hani hep konuşuyoruz ya lobi, arkadaşlık, düşmanlık. Farkındaysanız bu da bitti. Bugünkü oyunda herkes tek başına e, mücadelesini verdi. Murat abinin de dediği gibi bundan sonra bize bir yorum yapmak düşmez. Ama oyun dediğim gibi yani hepsinin çok istediğini görmüş olduk. Çünkü teker teker bakıldığında gerçekten yapılan, izlenilen, e, alınan her sayı, yapılan her şey şampiyon olmak istemeye çıkıyordu. Ve buna dördünün de eşit istediğini hissettim diyebilirim. Yollar açık olsun Furkan'cığım. Buyursunlar. Oyunla başlayayım. Tabii. Oyun demiştin çünkü sen. Evet ilk oyunda ilk oyunu konuşuyorsak ilk oyunda Adem'in çok üstün bir başarısı vardı. Onda 8 aslında bugün Adem çıktı oyunlarda iki kere yenildi sadece. Ve ilk 8 rakamına ulaşan ve kendini koruma altına alan yarışmacı oldu. İlk oyunda elenmeyeceği belli oldu. Ondan sonra artık Nisa Batuhan ve Ayşe arasında döndü iş. Orada da Nisa pırıldadı. Evet Hanzade'nin dediği gibi yani dokunulmazlıklarda çok fazla kendini gösteremeyen Nisa bugün mesela özellikle ilk turda ilk oyunda kendini çok iyi gösterdi ve kendini kurtarmayı başardı. Az önce izlediğimiz görüntülerde Ayşe'nin sakatlandığı ana kadar düşünelim. O an durum 4-4. Yani aslında ilk oyun biraz Ayşe ile Batuhan arasında geçecek gibi görünüyordu. Orada Ayşe'nin bu sakatlığı belki de oyunun kaderini değiştiren etkenlerden biri oldu. Çünkü Ayşe bu sakatlıktan sonra tam randımanla oynayamadı. Batuhan da yükselişe geçti ve ondan sonra Ayşe bu oyunu Bitiremeyerek daha doğrusu sonuncu olarak ilk e, aday oldu. E, diğer üç arkadaş tabii ki Batuhan, Nisa ve Adem'i tebrik ediyorum. Ama şimdi Murat abi çok doğru bir yerde. Diyor ki yani biz zaten sezon boyunca yapacağımızı yaptık. Nedir o? Zaten biz yarışmacıları aldık, indirdik, çıkardık. Çok kez eleştirdik. Övdük mü? Övdük. Ama genelde bizim programımız övme programı değil eleştiri programı. ve Dolayısıyla biz genelde izlediğimiz görüntülerin e, üstüne eleştiri yapıyoruz. Çoğunu eleştirdik. Şimdi bu saatten sonra... Ama bir dakika orada şöyle bir şey var. Bence eleştiri kadar da övgü var bu programda. Var var çok da o, övdüğümüz yani eleş var ama eleştiri, ama... kadar övgü genelde var. şöyle oluyor. Hani onu neden söylüyorum? Program başında tabii ki başarılı olan yarışmacıları övüyoruz ama... Genelde mesela ne izleriz biz? O günün flash olayları nedir? Ya bir kavgadır. Ya bir atışmadır. Tartışmadır. Ya bir tartışmadır. Dolayısıyla da böyle yani Onlar negatif, daha çok gündemli negatif yönlü bir konu izlediğimiz zaman ister istemez orada da bizde yorumlarımız negatif oluyor. Çünkü o negatif neden kaynaklanmış oluyor? Bir yarışmacıdan veya birkaç yarışmacıdan kaynaklanmış oluyor. Yani ee, geceye damgasını varan olay, olaylar genelde böyle olaylar olduğu için bizim de konuşmalarımız o yönde gidiyor. Yoksa biz programı mutlu başlıyoruz, pozitif başlıyoruz, kazananı överek başlıyoruz. bakıyoruz bitirirken. bir Öyle, bitirir, öyle bitiriyoruz. Şimdi yani aslında bugün özelinde yani bugünkü programı konuşacak olsak da tabii ki konuşuyoruz ama ya yani, bugünkü programda şöyle bir şey var. Bu yarışmacılar dört tane bizim aslan gibi finalistimiz değil bunlar? Hepsine saygı duyuyorum. Ama belki de son bir ayda yapmadıkları hatayı son güne sığdırdılar. Hepsi birden. Hepsinin hataları var bugün. Yani bakıyorum o final stresidir tabii ki başka şeylerdir ama her birinin ayrı ayrı birbirlerine karşı olabilir, başkalarına karşı olabilir ama ayrı ayrı bir takım hatalar yaptılar. Yani bu programı biz mesela alsaydık Survivor'un ortasında bir yerde konuşsaydık ekstra etmez bunu konuşmaya. Bugün iki buçuk saat tartışma çıkardı. Gerçekten bak. <laughs> yani biz ekstra sabah maşa, beşe kadar yapsak. Masaya bugün gaz dök, ateş yanar masaya. <laughs> bak, <bugün> ciddi söylüyorum <laughs> sabah beşe kadar bugünkü programı yorumlarız. Evet. Yani Alırız tek 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 her bir görüntüyü. Gerçekten yani ama farkındayız buradaki arkadaşlar artık son günün stresiyle bir, bir takım hatalar yapıyor. Murat abi çok güzel söyledi. Biz de hani bize yakışanı yapalım. Sonuçta yarın zaten halk karar verecek artık bu saatten sonra. İzledi herkes neyin ne olduğunu gördü. Herkes bundan sonra oy atacak insanlar oyunu atacak. Kendi yorumlarına göre kendi vicdanına göre. Biz buradan zaten herhangi bir yönlendirme yapmıyoruz ama biz hani buraya ufacık da olsa bir katkımız olmasın. Murat abiye ben de katılıyorum. Biz böyle üstün körü geçelim, oyunlarımızı konuşalım. Çok hataları değil de bundan sonra olumlu şeyleri konuşalım derim. Eğer sen de uygun görürsen ben de Murat abiye ve Hansa diye uyuyorum bu konuda. Ee, Burada birinci, tabii şöyle bir durum var. Birinci oyunla ilgili de tebrik ediyorum. Ee, şimdi o, o konuya gelmeden önce şimdi bizimki de şöyle bir durum. Biraz hani kaleci şansı denir ya yedikleriyle hatırlanır. Bizim de şimdi mesela sen bir yarışmacıyı 10 kere övsen, bir kere eleştirsen tabii, tabii, tabii. o yarışmacı sana der ki beni şurada eleştirmiştin. E tamam ama ben seni 10 kere de övmüştüm. Yok. Yo onlar. O eminim. on kere. O övmek... zaten yapman gereken bir görev. <laughs> Aynen, tabii. <laughs> onu yapacaksın. Ondan sonra bir kere eleştireceksin. Ama onu niye eleştire? O kadar da oluyor işte burası da başka bir hamam yani yapacak. Ya bir şey. biz hem eleştiririz hem de severiz. Şimdi benim onlara yazdığım şiirleri kimler yazdı abi? Aa. Onlara acaba kim öyle şiirler yazmış? Benim her yazdığım şiirde bütün yarışmalar Şu anda elimden geldiğince onlara. Metiyeler yağdırdı. Kelimeler kifayetsiz kaldı. Duygularımı onlara öylesine güzel gözyaşların e sel oldu. ağladığım, şiir ağladım. okurken ağladıklarım oldu. Ağladın. Ondan sonra duygulandıklarım. Şimdi duygu senin ağlamalarınla oldu. ilgili birazdan insan sözünü kestik. Senin ağlamalarınla Tabii. ilgili bir soru soruyla geleceğim sana. Allah. Allah. Tabii geleceğim. Bir ben üzüldüm. de bütün sezon Murat abinin şiirleriyle ilgili bir şey söyleyecektim. Hep unutuyorum. Yani ha. yayında da söylemek istiyorum. Çünkü yayında da söylemek istemiyorum. Murat abi <laughs> bir veda edince üzülüyoruz ve üzgün şiir üzün Üzüntü mü derler? yok dermez, öyle bir şey demez. Üzüntü duyacağımız bir şiir yazıyor ve dolayısıyla da neyi veriyor? Bir tane bir müzik geliyor değil mi? Evet. O müzik önce üzülünürüz. Sonra helal olsun diyor mesela birinden bahsediyor. O gün mesela 6'da 6 yapmış. Ver müziği diyor. yine müzik üzüyor. <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> müzik müzik. O müzik. yani, o müzik, yani müzik, coşamıyoruz ama müzikle biz. Sosyal sen bunu değil mi? Müzik? Tabii. Sosyal medyada o müziği koyuyorlar Murat Özan'ın şiirlerinin müziği diye o müzik var. Tabii o Önce artık zaten içerisinde. şu anda artık bizim Türkiye tarafından kabul edilmiş abi. şiir müziği. Ben nasip sahibi Eleme şey... müziği olsa, pardon. olsa, e? o eleme müziği evet. olsa bir de böyle başarı müziği de. Bence Bravo. bir tane daha bulalım Murat Bravo. abi sana. Ben bunu sana sene içinde de söylemiştim. Ama son dakika söyledim yetiştiremedik hatta bakamadık. Hani mesela överken. Yani e, överken ha, Mesela işte... yapıyorum ya ben ayşe, 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 Ayşe. ver müziği falan deyince orada o, o, başka müzik olsun ama eleme müziği. Doğru orada haklısın. Yeni bir müzik bulalım. Aynen.